Bu bölümde yine Tuva'dayız. Altay Cumhuriyeti'nde birkaç defa denemiş olduğumuz şamanla görüşmeyi burada başarıyoruz. Bu bölümde Tuva'nın başkenti Kızıl'ın sokaklarında ve pazar yerlerinde dolaşacağız. Yine bu bölümde Anadolu'da hasta iyileştiren ocakların atası sayılan şamanların hasta iyileştirme yöntemlerinden birkaç tanesini göreceksiniz. Ayrıca Tuvalılarla ilgili ilginç bilgilerin yanında Türklerin Kızılderililerle bağlantılarına da yer vereceğiz. Şimdi Kızıl'dayız. Kızıl'daki kardeşlerimizin yanındayız. Senin adın ne? Ayune. Ayune. Senin? Onsakay. 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 Protürsiye, что знаешь? Ничего. Можно сказать ничего. Скажи, пожалуйста. Ничего не знаю. Турецкий сериал кино видит? Смотришь? Да, да. Какое кино? Kara Sevda. Kara Sevda. Fazilet ve дочери. Наверное, это русские имя. Нет, не имя. А дочки, доте. Как там по-турецки? Кыз. Кыз, да. А, кыз. Ага. Ты смотришь? Нет. Нет, почему нет? Я не смотрю. Не смотришь? Потом, наверное. Да? Потом, наверное. Bizim til bir, bilesin mi? Bizim til bir. Tıva tili minen, Türk tili bir. Bir, iki, üç, dört, beş. Senin adın ne? Benim adım Mehmet. Tanımayış? Tanımayış? He? Ne? Naş yazık Adana köy. Da, почти Adana. Da. Мы переехали из Одинаковой мама-папа в историю, тесенч год назад. Знаешь, да? Мы здесь, потому что много истористов места есть в Тула. Они все сикив время, из Кёктюр время, Гунна время. Они наш вместе история, да? Мы дилья они здесь. Hani maiş. Cettirdim. Скажи teşekkür ederiz. Что? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ben de Tuvaca teşekkür edeyim. Cettirdim. Спасибо большое. Enisey kenarında başka bir şamanın kapısını çalacağız şimdi. Bakalım kabul edecek mi? İkinci şamanın kapısını çalıyoruz. Burada bir yine kuru kafa. Avluda şaman davulları güneşe bırakılmış. Şimdi eve doğru giriyoruz. Bu işi turistik amaçlarla yapmayan şamanlarla, yani kamp kişilerle görüşebilmek için gerçek bir nedeninizin olması gerekiyor. Ben de midemden rahatsız olduğumu belirterek beni tedavi etmesini istedim. Böyle olunca görüşmeyi kabul etti. Asli inancı olan kamlık inancına göre bütün kötülüklerin ve hastalıkların nedeni kötü ruhlardır. İşte kam kişiler davul çalarak, gürültüyle veya ellerindeki dumanla tütsüleme yaparak kötü ruhları oradan uzaklaştırmaya ve hastalığın nedenini ortadan kaldırmaya çalışırlar. Kam kişi midemdeki hastalığı tedavi etmek için önce davulun tokmağıyla oraya sürerek, daha sonra silkeleyerek kötü ruhları sağa sola dağıtmaktadır. Kam kişi daha sonra aynı işlemi gerçek bir ayı pençesiyle de yapıyor. Kamların bu tip malzeme kullanmalarının en önemli nedeni kötü ruhları korkutup oradan kaçırmaktır.
Anadolu'da hala birçok yerde görülen hasta iyileştiren ocaklar da bu mantığı unutmuşlar ancak gelenek olarak hastalık iyileştirmeye devam etmektedirler. Türklerin asli inancı olan kamlık inancına göre evrendeki her şey birbiriyle eşittir. Kam kişinin elini öpmek için eğiliyorum. Evrendeki hiçbir şey diğerinden üstün değildir dercesine kam kişi de eğiliyor. Evet, Tuva Kızıl'dayız. Burada her yerin adı Monguş. Bu Budistler'de önemli bir isim. Goroski Yerinki, şehir pazarı diyor. Tepede görüyorsunuz yapı Budist yapısı ama en yukarıdaki çarkı felek Türk mitolojisindeki simgelerden bir tanesi. Yani burada yaşayan Budizm, Türk Budizmi. Şimdi pazara gidiyoruz. Millet de tezgahını yavaş yavaş topluyor ama herhalde kapanmaz biz çıkana kadar. Olabilir. Aklı olarak da üzerimize oteli kilitlediklerine göre burada da kapatırlar. Kapanış saatine denk geldik. Diğer kapı kapandığı için bu kapıdan çıkıyoruz pazardan. Video çekince ablalar kızdı. Hemen kapattım kamerayı. Bazen oluyor öyle. Kızıl'da yavaş yavaş güneş batıyor. Burası Narodnyi Bank, yani Ulusal Banka. Burası trafiğe kapalı bir cadde. Burada öküzün üzerine binmiş bir Buda rahibi heykeli yapılmış. Burada savaşa gidenler sahnelenmiş. Tıva, Eke Turu Çılarga, Mönge Aldar, Aldar. Bunu anlamadım. Tuvalılar genel olarak Budist olarak bilinseler de aslında onların Budistliği Türk şamanizminden birçok şeyler içerir. Çin'de veya Moğolistan'da yaşayan Budizm'den çok farklıdır. Nasıl ki Müslümanlaşan Anadolu Türkleri eski inançlarından birçok geleneği yaşatıyorlarsa Budist olan Tuva da aynı şekilde eski geleneklerini yaşatmaktadır. Oh,
istiyorum. Rusya içerisindeki diğer özel cumhuriyetlerden farklı olarak Tuva Cumhuriyeti soy isimlerini Ov ya da Ova kullanmıyor. Tuva'daki soy isimleri hep Oğul şeklinde bitiyor. Oğul yani Oğul bizdeki oğlu gibi. Rusya içindeki özel cumhuriyetlerin içinde Tuva'nın bir farklılığı daha var. O da nüfus yuvarlarının büyük bir kısmı yani %82'sinin Tuva Türkü olmasıdır. Diğer özel Türk devletlerinde Altay'da Hakasya'da mesela Rus nüfusu daha fazladır. Burası şu anki Rusya'nın savunma bakanı olan Şoygu'nun 10 yıl boyunca 1962-72 yıllar arasında okuduğu okul. Anne tarafı Yahudi, baba tarafı Tuvalı bir ailenin çocuğuymuş Şoygu. Burası FSB'nin yani KGB'nin binası. 1914'te yapılmış. Burası Tuva'daki en eski yapıymış. Modern yapı. Önümüzdeki binada Azerbaycanlıların yapmış olduğu Azimut Otel. Evet, Yeniseyin doğduğu yere doğru gidiyoruz. Şimdi buradan drone'umu havalandıracağım ve Kakem ve Beykem nehirlerinin birleştiği ve Yenisey nehrinin oluştuğu yerin yukarıdan görüntüsünü alacağım. Burası Yeniseyin oluştuğu yer. Kızıl burası. Tuva'nın başkenti. Yeniseyin kenarında Akkem ve Beykem'in birleşim yerinin yakınında bir Budist tapınağı. Burayı güzel bir şekilde renklendirmişler, boyamışlar. Burası bir Budist tapınağı. Hemen yanında bez bağlı demir direkler de var. Burası 1917 devriminde Beyaz Ruslarla Kızıl Rusların savaştıkları yer. Burası Kızıl Rusların mezarı. 19 yılda mıydı? Ha, 1919'da diyor. 2 yıl sonra olmuş. Boyunda birçok devletler kurduğumuz, birçok medeniyetler doğurduğumuz Yenisey Nehri'nin başladığı yerdeyiz. Buradan bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hepinize hoşça kalın diyoruz.